Haber peşindeden tekrar merhaba. Belediyeler kıskaç altında, iktidar yapamıyor, beceriksizliğini belediyeleri kriminalize edip baskı altına tutup suçlayarak gidermeye çalışıyor. Kaçak inşaat meselesi var ve İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu'na soruşturma. Yandaşın kurgu haberleri yine belediyeler üzerinden, İstanbul Belediyesi üzerinden. Şimdi İstanbul Meclis üyesi ve grup sözcüsü CHP'li Tarık Balyalı ile birlikte olacağız. Kendisine neler oluyor belediyelere ilişkin? Baskı ne kadar sürecek? Nereye kadar gidecek? Ne kadar yardım yapıyorlar? Bu yardımlardan ne kadar muhtaç kişi olduğunu görüyorlar. Bunların hepsini soracağız. İyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar. Evet, bir sürprizle başladık. Evet, meclis üyesi ve meclis üyesinin oğluyla berabersiniz bu akşam. Hoş geldin. Mutlaka merhaba demek istedi size. Hoş geldin, merhaba. Bir merhaba de babacığım. Hadi bakalım, bakalım aşağıya. Çok teşekkürler kırmadığınız için. Estağfurullah, ne demek. Şimdi ben sorulara geçeyim. Aslında bu kriminalize etme çalışmaları bitmek bilmedi. Yani işte ekmek dağıtımını biliyoruz. Yardımları biliyoruz. Engelleri biliyoruz. Ama işin bir de iç yüzü var. Arka planı var. Bu iç yüzü ve arka planında yaşadığınız zorluklar nelerdir? Onu biraz paylaşır mısınız? Elbette paylaşırız ama biz yani bu engelleme çabalarını falan biteceğini düşünmüyoruz. Bu bugünün konusu da değil. Yani son bir yıldır sürekli olarak bunu yaşıyoruz ve önümüzdeki 4 yıl boyunca da bunu yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü mevcut iktidarın İstanbul'u kaybetmiş olmasının verdiği hırs hala bitmiş değil. Bir şekilde intikam almaya çalışıyorlar. Özellikle bu dönemde CHP'li belediyelerin çok halkın içinde olması ve arka arkaya başarılı projelerle halkla beraber olması bir takım yani hatta Sayın Başkan'ın dediği gibi böyle bir avuç insanı çok rahatsız etmiş durumda. Bunları engellemeye yönelik olarak bir takım çabaları var. İşte aşevlerine yapılan yardımları engelliyorlar. Bizim koli yardımlarımızı engelliyorlar. İşte Ankara Belediyesi'nin iftara ilişkin meselesi engelliyorlar. Adana'da engellemeleri var. Mersin'de ekmek dağıtmasını engelliyor. Bunlar hepsi oluyor. Olacak çünkü bunların hepsinin tek gerekçesi siyasi ve 31 Mart ve 23 Haziran'ın hala içlerine sindirememiş olmaları. Yani yerelde 25 yıldır genelde de 17 yıldır süren bir iktidarları vardı. Bu kadar büyük bir yenilgi, üstelik İstanbul'da arka arkaya iki defa yenileceklerini hiç düşünmüyorlardı, tahmin etmiyorlardı. Buna daha alışamadılar diye görüyoruz. Yani bu engellemeler bir seneden beri devam ediyor ama biz yolumuza devam ediyoruz ve iyi devam ediyoruz. Halkla beraberiz, süreci doğru götürüyoruz, çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz, daha da iyi olacağız. Yani sadece onlara tavsiyemiz, yani bunu yapanlara tavsiyemiz, bunun ne iktidara, ne AK Parti'ye, ne Türkiye'ye, ne İstanbul'a hiçbir şey kazandırmayacağını bilmeleri. Ancak birlikte olursak, kamuoyuna doğru mesaj verirsek, özellikle bu süreçte birlikte mücadele edersek bundan doğru bir çıkarım elde edebilirler. Ama bu tür inatlaşmalarla, bu tür mücadelelerle emin olun siyaseten hiçbir şey elde etmeleri mümkün değil. Aslında şunu sormak istiyorum. Yani çok dillendirmek istemiyoruz bunu ama sırası gelmişken sorayım. Hep bir kayyum endişesi var. Sadece bölgedeki belediyelere yönelik değil. Bu baskılar arttıkça kamuoyunda konuşulan ve şaibe duyulan, şüphe duyulan bir endişe var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu endişeleri içeriden isimler olarak? Türkiye'de bunlar oluyor. Yani CHP'li belediyelerin de başına geliyor. Ama hukuk devletinden ve demokrasiden ayrılmamak lazım. Sandık sonucuna saygı duymak lazım. Seçimle gelenin seçimle gitmesi gerekiyor. Biz hiç bunları düşünmüyoruz. Bizim hiç böyle derdimiz yok. Doğru bildiğimizi yapmaya çalışıyoruz. Hukuka uygun biçimde ve halkın vicdanında yer alacak şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Böyle olduğu biçimde yani bizi ne kayyum tehdidi ne başka bir şey hiçbir şey korkutamaz. İşimizi yaparız. Aksi olursa zaten 23 Haziran'da İstanbul halkının verdiği ders ortada, çok daha ağır yaşanır diye düşünüyorum. Peki, ekonomik kriz ne boyutta? Bunu şuradan soruyorum. Yaptığınız, belediyelerin yaptığı yardımlardan ve taleplerden bizim
gazeteciler ve kamuoyu olarak bir bilgimiz var. Çok fazla talep geliyor. Siz buradan nasıl bir çıkarım elde ediyorsunuz? Şimdi şöyle, aslında tabii baktığımızda İstanbul böyle gökdelenlerle süslü, Türkiye'nin en zenginlerinin yaşadığı, yani böyle belki de dışarıdan baktığında çok çok janjanlı bir şehir. Çok canlı, çok parlak bir şehir. Zenginliğin en yüksekte yaşandığı yer ama fakirliğin de en dipte yaşandığı şehir İstanbul. Hı-hı. İstanbul'da Şişli'ye, Mecidiyeköy'e gidersiniz, o devasa gökdelenlerin hemen dibinde Kuştepe'ye indiğinizde, İzzetpaşa'ya indiğinizde fakirliğin en dip noktasını görürsünüz. Ya da Sarıyer'de, işte Üsküdar'da, Beykoz'da o şahane yalıların hemen yukarısında gecekondu bölgelerinde ne kadar büyük fakirlik yaşandığını gözlerinizde görürsünüz. İstanbul evet, yani gerçekten çok zengin bir şehir ama aynı zamanda fakirliğin de en dipte yaşandığı bir şehir. Bu süreçte tabii var olan ekonomik krizin üstüne bu korona ile beraber gelen artı ekonomik kriz her şeyi değiştirdi. Biz bunu artık rakamlarla çok daha net olarak görüyoruz. Ben size mesela bir iki ufak örnek vereyim. Lütfen. Güncel bilgileri vereyim. Bugün itibariyle bilgileri vereyim. Belediyemize, Büyükşehir Belediyesi, sadece Büyükşehir Belediyesi'ne bugün itibariyle 626.257 aile sosyal yardım için başvurmuş. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 260.000 aile zaten sosyal yardım alıyordu. Bunların haricinde 626.000 aile daha geldi ki bu toplam sayı 880.000 aileye denk geliyor. Biz zaten 260.000 aileye düzenli olarak yardım yapmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz 500.000 koli yardımımız olacaktı. Onun üstünde bile bir talep var ki 880.000 ailenin şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne talebi var. Bu muhtemelen bir hafta 10 gün sonra 1 milyon aileyi bulacak, eski talepler ve yeni taleplerle beraber. Bir aileyi 4 kişi olarak değerlendirirseniz yaklaşık olarak İstanbul'da 4 milyon insan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım talep etmiş olacak ki bu İstanbul nüfusun dörtte biridir. Evet. Bunlar sadece Büyükşehir Belediyesi'nde talepte bulunan vatandaşlarımız. Bunun dışında ilçe belediyelerine, kaymakamlıklara başvuran vatandaşımız olduğu gibi bir şekilde kendileri ait nedenle internet kullanmayı bilmediği için, iletişim kuramadığı için de yardım talebinde bulunamayan, özel çabalarla bu süreci götürmeye çalışan İstanbul'da binlerce insan var. Belki bugün, yani çok abartı olmaz diye düşünüyorum, İstanbul'un nüfusunun belki de yarısına yakını 6 milyon 7 milyon insan sosyal yardım talep edecek noktaya gelmiş ki bizim elimizde rakamlar bunu söylüyor. Şimdi yani sadece Büyükşehir Belediyesi'nde İstanbul nüfusunun dörtte biri sosyal yardım almak için başvuruyorsa bu şehirde, bu ülkede ekonominin iyi olduğunu bana kimse anlatamaz. Tabii bir de Türkiye'yi hesaplayalım deriz buradan. Tabii yani gidelim Şırnak'a bakalım, Hakkari'ye bakalım, Diyarbakır'a, Rize'ye, yani Kırşehir'e bakalım. Oralara bak. Oralarda ne oluyor? Oralarda daha da büyük facia sorunlar var. Özellikle özelleştirmenin çok yoğun olduğu, ekonomisi darmadağın olan iller var. Şimdi buraları ele aldığımızda oralardaki muhtemelen sıkıntılar çok daha büyüktür. Ben size bakın başka bir rakam daha vereyim. Lütfen. 1 Ocak ile 24 Nisan arasında Büyükşehir Belediyesi'nin 153 beyaz masasına 5.509.876 tane çağrı gelmiş. Olağan dönemlerde günde ortalama 40.000 civarında çağrı gelir Büyükşehir'e. 22 Nisan günü gelen çağrı 131.753, yani 3 katından daha fazla ve bunun %60'ı sosyal yardımlara ilişkin, sosyal yardım taleplerine ilişkin. Geri kalan önemli bir kısmı Hamidiye'den, Halk Ekmek'ten nasıl yardım alınabilir, ne yapılabilir onları soran yardımlar. Şimdi bu rakamlar bile bize bazı şeyleri söylüyor. Yani onun ötesinde 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 22 Mart 24 Nisan arasında sadece bir aylık süreçte Büyükşehir'de 153'e 97.415 başvurusu var ve bunların %96'sı sosyal yardım taleplerine ilişkin. Gerçekten bu rakamlardan sonra Türkiye'de ve İstanbul'daki ekonomik durumla ilgili bize kimse hiçbir şey anlatamaz. Evet, İstanbul zengin gözüken bir kent ama fakirliğin de en dip yaptığı bir yer. Şimdi biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bütün imkanlarımızla özellikle sosyal yardıma ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Ve onlarla da beraberiz. İşte 500 bin koli yardımı başladı, devam ediyor. 23 Nisan'la ilgili biliyorsunuz çalışmamız vardı. Çocuklara özel koliler yaptık, onlar devam ediyor. Yine Sosyal Yardım İşler Daire Başkanımız yaptığı çalışmalar var. Sağlık çalışanlarımıza ilişkin çalışmalarımız var.
2000 hedefimiz vardı. 2000 sağlık çalışanımızı otellere yerleştirin diye bir hedefimiz vardı. 9000 üzerinde başvuru var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda çalışması gerekiyor. Bizim de birlikte el birliğiyle bu süreci aşabiliriz. Sadece bir belediyenin imkanları olabilecek olan bir şey değil. Hı-hı. Büyükşehir Belediyesi'nin de maddi imkanlarında da çok büyük sıkıntı var. Neden? Belediyenin gelirleri iki türlü. Bir tanesi kendi öz gelirleri aldığı vergi geliri, harçtır, ruhsattır falan filan. Onları ekonomi bitti, bunlar bitti. Bunlar 1 lira gelmiyor. Asıl gelir de merkezi ilerden gelen paylar oluşturur. Yani o şehirde toplanan verginin bir kısmı belediyelere aktarılır. Kanun Hı-hı. böyledir. Merkezi idare de vergi toplayamıyor. Yani %60 oranında, %60'a varan oranlarda merkezi idareden gelen payın azaldığını görüyoruz. Biz sadece Nisan ayında merkezi idareden 1 milyar 400 milyon civarında para beklerken 600 milyon lira civarında para alabileceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları azalıyor. Sadece bu süreçte yaptığımız tahminlere göre, yani gözüktüğü kadarıyla süreç sonuçlanırsa 5,5-6 milyar lira eksiyle beklentimizin altında bir gelirle biz 2020 yılı kapatacağız. Hı hı. Şirketlerimizin biz 2020 yılında 1 milyar 800 milyon lira gibi kar etmesini bekliyorduk. 4 milyon kar edecek. Neden? Çünkü yani Beltur gibi, İktidarın yükünü de aldınız. Ve... Tabii. Yani onları da alıyoruz. Mesela orada çalışan insanlarımız var. Biz bunların hepsini izne çıkarttık. Maaşlarını veriyoruz. Ücretsizinde başvurduklarımız ama çalıştırmıyoruz. Ama bunları da işten çıkartmıyoruz. Sonuçta bunların da belli giderleri var. Yani bunları yükleniyoruz. Ve büyükşehir belediyesi çalışanları gerçekten canla başla çalışıyorlar. Bakın Sayın Murat Ongun düzenli olarak bunları açıklıyor. 600'den fazla çalışanımız hasta. Hastanede olanlar var, yoğun bakımda olan, hayatını kaybeden insanlarımız var. İstanbul'da hayat devam edebilsin diye bizim insanlarımız mücadele ediyorlar. 153 beyaz masasından itfaiyesine kadar, 112'sine kadar, yani zabıtasına kadar bütün belediye mücadele ediyor. Halkla iç içeler ve sonucun hastalanıyorlar. Şimdi otobüs şoförleri olmazsa ulaşım olmaz. İSKİ olmazsa su olmaz. İKTAŞ olmazsa doğalgaz olmaz. Bütün bu hizmetlerin devam edebilmesi için inanılmaz mücadele veriliyor. Yani bunu da insanlar gerçekten hastalanabileceklerini bile bile bizim arkadaşlarımız bunu yapıyorlar. Türkiye'nin her yerinde belediyecilik bu noktaya geldi. Yani eskisi gibi ofiste oturdum falan böyle bir şey yok. İnsanlar hastalanabileceklerini, hayatını kaybedeceklerini bile bile. Bankamatik evet, memuru kalmadı yani. Herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor. Bir tane de bankamatik memur yok. Hatta şöyle mesela %53'te çalışan 920 tane arkadaşımız var. Bunların neredeyse yakını evden çalışmaya devam ediyorlar 7/24. Yani belediyeye gelemiyorlar. Risk var ama evlerinden çalışmaya, hizmet üretmeye devam ediyor insanlar. Olağanüstü bir iş yapılıyor burada. Peki bir şey soracağım. Neden sorduğumu da siz söyleyeceksiniz. İstanbul'un psikolojisi nasıl? İstanbullunun psikolojisi nasıl? Zor. Herkes evlerde ve herkeste bir yarın kaygısı var. Yani şöyle bir kere bir tabii sağlık kaygısı var. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Ekonomik kaygılar da inanılmaz boyutta. Yani bu salgın geçtikten sonra insanlar işlerine geri dönebilecekler mi? Geri dönebilecekleri bir iş bulabilecekler mi? Ayrıldıkları ya da izne çıktıkları iş yerleri ekonomik hayatlara devam edebilecek mi? Bu konuda herkesin çok ciddi kaygısı var. Biraz da tabii psikolojik anlamda da çok ciddi sorun var. Hemen şunu da söyleyebilirim. Büyükşehir Belediyesi biliyorsun psikolojik danışma hattı var. Evet. Buraya son bir ayda 5980 kişi başvurmuş. Türkiye'nin 77 ayrı ilinden ve 3 farklı ülkeden buraya başvuru var. Yani psikolojik olarak da yani herkesin ciddi desteğe ihtiyacı var bu süreçte. Yani buradan şunu da anlıyoruz. Psikolojisi insanların bozuk ama diğer illerde de aslında bir hizmet verilmediğini, yine insanların o sosyal yardımlarda olduğu gibi kendilerini CHP'li belediyelere ya da HDP'li belediyelere attığını görüyoruz. Herhalde yanlış bir çıkarım değil bu. Yok çok doğru. Aslında o yüzden biz seferberliğe ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Yani merkezi idare ve yerel idarenin, belediyelerin ortak biçimde devletin bütün kurumlarının birlikte mücadele etmesi gerekiyor ki bu süreci aşabilelim. Yani burada eksiklik olduğu zaman tabii ki de ekonomisinden psikolojisine kadar bir mücadele gerekiyor. Mesela şunu da söyleyeyim. Yurt dışında özellikle Fransa'da, Avrupa'da falan pek çok yerde huzur evlerinde ölümün çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ama İstanbul'da mesela Darülaceze var. Huzur evi. Burada bizim çalışanlarımız 15 gün
7-24 derecede kalıyorlar, eve gitmiyorlar ve hiç kimseyle yüz yüze görüşmeden bütün orada kalan hastalarımızı, yaşlarımızı 7-24 bütün sağlık bakımını, insanlar kendi çocuklarını, kendi ailelerini görmeden 15 gün misafirlerimizle birlikte orada kalıyorlar ve ondan sonra görev teslim ediyorlar. Görev teslim alanlar da testten geçerek ve negatif çıktıktan sonra göreve başlıyorlar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara, yani bütün belediyeler aslında böyle. Bu kadar gerçekten olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. CHP'li belediyeler tabii bunu yaparken de biraz önce saymış olduğumuz haksızlıkları da gerçekten insanı biraz vicdanı sızlıyor. Bu haksızlıkları da yaşamamak istiyoruz biz en başta. Haksızlık demişken Canan Kaftancıoğlu ve Fahrettin Altun meselesi var. Evet. Neler oluyor arka planda? Yani biz şuna alıştık pek çok olayda. Suçlu değil aslında, suçu ifşa eden suçlu oluyor. Burada da söz konusu durumun bu olduğunu biliyoruz ama arka planını bize anlatmanızı isteriz. Son çıkan hafta olduğu gibi, yani yolsuzluğu yapan dışarıda, yolsuzluğu yazanlar içeride, aynı durum var. Şimdi şöyle, kanunlar karşısında hepimiz eşitiz ve öyle olmalıyız. Boğaziçi Kanunu herkese eşit biçimde uygulanmalı. Kim olduğuna bakmaksızın. Bugün Boğaz'ı çevreleyen Üsküdar'da, Beykoz'da, işte Sarıyer'de, Beşiktaş'ta, özellikle gecekondu bölgelerinde insanlar gecekondusunun üstüne çatı bile yapamazken, çatısını yapmaya çalıştığı anda dozerlerle gelip o gecekondu onları kafalarını yıkılırken, yani siz bir kurumun başındasınız diye, yani hiç kimse kusura bakmasın, bir gün içerisinde maliyeden bir yer kiralayıp orayı kendinize göre çekip çeviremezsiniz. Kural onlar için de geçerli, gece kondusu vatandaşlar için geçerli. Boğaziçi Kanunu'na göre kimse oraya çivile çakamaz. Yani bir de işin başka yönü var tabii. Yani siz bir gün içerisinde bir yer kiralıyorsunuz maliyeden, burası ihaleye çıkıyor. Ondan sonra aynı gün içerisinde sözleşme yapıyorsunuz. Aynı gün içerisinde iki saat içerisinde notere veriyorsunuz. Ondan sonra yine aynı gün içerisinde, yarım gün içerisinde, hatta 2-3 saat içerisinde evrakları belediyeye götürüp başvuru yapıyorsunuz. Bu yani hiç bir şekilde inandırıcı olmayan benim gözümde bir iştir. Üsküdar İlçe Başkanımızla ilgili bir sürü şey söyleniyor ama Üsküdar İlçe Başkanımız yani doğal olanı yapmıştır, yaptıysa eğer kendi ilçesinde olan bir olayla ilgili inceleme yapmıştır. Eğer Pendik İlçe Başkanı, Kartal İlçe Başkanı gidip Üsküdar'da inceleme yapmasa abes bir durum olurdu. Ama Üsküdar İlçe Başkanı'nın yani kendi ilçesinde olup biten bir konuyla ilgili gözlem yapmasından daha doğal bir şey de yoktur diye düşünüyorum. Meseleyi başka yerlere çekmeye çalışarak aslında yapmış olduklarını bence örtmeye çalışıyorlar ama örtülemez. Kanunlar karşısında hepimiz eşitiz ve kanun neyse onu uymak durumundayız. Gecekonduya da aynı şeyi uyguluyorsak iş kusura bakmasın, yolda oturan da aynı şekilde davranmak durumundadır. Kim olduğuna, hangi kurumun başında olduğuna, kimlere yakın olduğuna bakılmaksızın bu böyle olmak zorunda. Son sorum, yandaşın limon meselesi. Neyi? Limon meselesi üzerinden İstanbul Belediyesi'ne kurgu haberi. Ya limon meselesinde fena yakalandılar. yani... Kurmaca bile diyemeyeceğimiz gerçekten komik, uzun yıllar unutamayacağımız bir şey. Belki de bu süreci anlatan, böyle yıllarca da birbirimize espri olarak anlatabileceğimiz trajikomik bir hikayeyle karşı karşıyayız. Çıkmışlar işte Mersin'in Erdemli ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na tuzak kurmaya çalışan iki tane vatandaş diyelim. Hukuki süreç başladı ona ilişkin olarak. Ama burada ben son olarak da müsaadenizle şunu söylemek istiyorum. Belki eksik kalacak, onu eksik bırakmak istemiyorum. Tabii. Büyükşehir Belediye Meclisi ile alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. Biraz önce bir takım tabii özellikle mali durumlardan bahsettim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile alakalı olarak. Sosyal yardımlara devam edebilmek için Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olağanüstü toplantıya davet etmek istiyor Sayın Başkanımız. Bir süreden beri grup başkan vekilleri nezdinde Sayın Başkanımızın da katıldığı toplantılar devam etti. Biz bu toplantıyı yapmak istiyoruz. İyi Parti yapmak istiyor ama AK Parti ne yazık ki bu toplantıyı yapmak istemiyor. Belediye meclisi toplanmasına gerek görmüyor. Gerekçe olarak da şu an zaten süreç devam ediyor. Ramazan bayramından sonra da her şey normale dönecek. O zaman bakarız gibi gerekçeleri var. Oysa ki İstanbul'da daha çok vatandaşımızın sorununa eğilebilmek, onlarla birlikte olmak için sosyal yardım bütçesini arttırmaya ve mali kaynaklarımızı
ek mali kaynaklara desteklemeye ihtiyacımız var. Bunlar da belediye meclis kararıyla olabilecek olan şeyler. Biz belediye meclisini toplamak istiyoruz. Bir aydan beri bu görüşmeler devam ediyor. En son geçen hafta AK Parti buna karşı olduğunu ifade etti. Ama şunu söylüyorlar. Eğer Sayın Vali bu konuda belediye meclisini toplarsa, izin verirse, toplanması izin verirse o zaman biz meclise katılır, görüşümüzü ifade ederiz. Ama bunun doğru değil, olmadığını düşünüyorlarmış. Meclise katılmak istemiyorlar. Yani bu kadar sıkıntılı günlerden geçerken, İstanbul'daki vatandaşlarımız yani bizden yardım beklerken ve biz de onlarla birlikte olmak için mücadele ederken ve hep birlikte mücadele etmemiz gerektiği inanırken AK Parti'nin yani bu tavrını gerçekten bir akıl tutulması olarak görüyorum. Ve yani işte Adana'da olandan, Mersin'de olandan, Ankara'da olandan bence hiçbir farkı yok. Ya da İstanbul'da işte bağışlara blok yok olmasından bence hiç farkı yok. Merkezi iktidar belediyelere bunları yapıyor. Belediye içinde bulunan meclis grupları vasıtasıyla da belediye meclisinin toplanmasına imkan vermiyorlar. Ama kendi iktidar oldukları yerlerde, Trabzon'da, Maraş'ta istedikleri gibi belediye meclisini toplayıp orada istedikleri kararları alıp çıkartabiliyorlar. Ama söz konusu CHP'li belediye olunca ya bunlara gerek yok, ne gerek var şimdi diyorlar. Tamamen ikircikli bir yaklaşım. Peki, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet, gündem yoğunluğu nedeniyle köşede kalan haberlerimize bakalım, ardından da devam edelim. 23 Nisan'ı daha geride bıraktık, ancak akıllarda Türkiye'deki çocukların içinde bulunduğu o tablo kaldı. Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu'nun verilerine göre Türkiye'deki kadınların %25'inden fazlası 18 yaşından önce evlendirildi. Bu oran kırsal bölgelerde %32. 2006-2019 yılları arasında çocuklara yönelik cinsel istismar suçları 10 kat arttı. Türkiye'de çocuklar arasındaki uyuşturucu kullanımı ve çocuklara yönelik cinsel istismar konusunda Türkiye İstatistik Kurumu istatistikleri 2019'da açıklanmadı. 2020 istatistik takviminden de çıkarıldı. İnsan Hakları Derneği verilerine göre ise Türkiye'de 3100 çocuk tutuklu ve hükümlü, 780 çocuksa anneleriyle birlikte cezaevlerinde bulunuyor. İş cinayetleri nedeniyle her yıl onlarca çocuk yaşamını yitiriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre bu sayı 2019'da 67. Bu çocukların 29'u 14 yaş ve altında, 38'i ise 15-17 yaş arasında. 2020'nin ilk 3 ayındaysa 7 çocuk işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Çocuklar arasındaki eğitim eşitsizliği ise yıllardır devam ediyor. Son olarak koronavirüs nedeniyle yapılan uzaktan eğitimle bu durum gözler önüne serildi. Evinde internet bağlantısı olmayan, internetin ve bilgisayarın hiç olmadığı sayısız hanede çocuklar fırsat eşitliğinden yararlanamıyor. Halkların Demokratik Partisi'ne yönelik baskıların ardı arkası kesilmiyor. Tutuklamalar, gözaltılar, kayyımlar, saldırılar. Son olaraksa milletvekillerinden 21 isim hakkında dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle 30 fezleke meclise sunuldu. Burdur'daki Salda Gölü'nde kamyonlarla başka bir alana taşınan kumlar yeniden eski yerine götürüldü. Kumlar tepkiler nedeniyle iş makinesi değil küreklerle kamyona yüklendi. Salda Gölü'nün çevresine uygulanacak yapılaşma projesi için 13 Nisan'da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. İnsanlar koronavirüs nedeniyle evlerine çekildi, dünya kendini tamir etmeye başladı. Birçok bölgede hava kirliliğinde büyük bir düşüş yaşandı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki kalın koyu kir tabakası adeta kayboldu. Onlarca yıl sonra ilk defa Himalayalar şehirden net bir şekilde görünür hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitrojen dioksit kirliliği %30 düştü. İtalya'nın başkenti Roma'da da durum farklı değil. Hava kirliliği bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tam %49 azaldı. Yaşam alanları işgal edilen hayvanlar da geri döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago ve San Francisco şehirlerinde çakallar gezmeye başladı. Şili'nin Santiago şehrinde bir puma görüldü.
Birleşik Krallığa bağlı Galler'de keçiler kasabaları bastı. Hindistan'da turistlerin ve orada yaşayanların beslediği ancak şu günlerde aç kalan maymunlar evlere girmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle insanlık zor günler geçiriyor olabilir. Ancak dünya temizleniyor ve doğal yaşam hızlı şekilde boşluğu doldurmaya başlıyor. Belediye meclisi toplanamıyor. Peki mecliste durum ne? Onun da yarım yamalak toplanmaya çalıştığını, çaba gösterdiğini biliyoruz. Muhalefetin sayesinde esas gitmesi gerekenler gitmiyor. Dolayısıyla egemenlik nerede tartışması yapılıp duruyor. Meclis var mı yok mu? Bir ironi gibi tek adam denince mecliste mikrofon kapanıyor. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la konuşacağız. Sayın Başkan, iyi akşamlar diliyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Aslında hadi soruya direkt gireyim. Meclis var mı yok mu? Çünkü ironi gibi bir şey yaşandı. Sizin başrol kahramanı olduğunuz bir konuşmada. Meclisi yok etmek isteyenler var diyelim. Çünkü ya bu tartışmada bence hata yapmamız gereken başlıklardan bir tanesi şu. Yani 1920'deki kuruluş kuşkusuz son derece kıymetli. 23 Nisan vesilesiyle onu da hatırlatmış olayım. Yani biz sarayın o işbirlikçiliğine, halk düşmanı karakterine karşı İstanbul'daki sarayın ve emperyalist işgale karşı tüm Türkiye halklarının iradesini temsil etmek anlamıyla toplanan meclisi kuşkusuz kıymetli buluyoruz ve Türkiye'de tarihsel olarak ileri bir adım olarak değerlendiriyoruz. Fakat ondan sonra zaten bir bütün olarak bütün 100 yıllık sürece baktığımızda hani gönül rahatlığıyla bu meclis Türkiye halklarının tümünü temsil eden ve onların iradesini yansıtan bir meclistir diyebileceğimiz herhangi bir evre zaten yok. Bunun altını çizeyim. Özellikle mesela hani Türkiye'de parlamento tarihine baktığımızda belki işte 60'lı yıllarda Türkiye İşçi Partisi'nin sergilediği bir halkçı muhalefet çizgisinden söz edebiliyoruz. Yakın dönemde de sürekli düzen dışına itilmeye çalışan Kürt siyasal hareketinin parlamentoya başka bir işlem kattığını söyleyebiliriz. Çeşitli siyasi partileri aracılığıyla en son HDP'nin barajı geçmesiyle beraber. Ama tıpkı hani Türkiye İşçi Partisi girdikten sonra bir daha böyle bir tehlikeye yaşamayalım diye bir baraj konulmuş olması gibi aslında işte 7 Haziran ve 1 Kasım süreçlerinden sonra da parlamentonun olabildiğince işlevsizleştirilmesi yani halkın gerçek temsilcileri girdikçe orayı anlamsızlaştırmaya dönük bir çaba var. Tabii zirve noktası ne bunun? Zirve noktası Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediği aslında dünyada da belki bir benzerini görmediğimiz o ucube sistemin devreye girmesiyle beraber yeni bir evreye geçtik. Şimdi bu evrede ben şu noktada bir mücadele çizgisi çizmek gerekir diye düşünüyorum. Saray meclisi olabildiğince işlevsizleştirmeye, anlamsızlaştırmaya, içini boşaltmaya çalışacaktır. Ve bunun muhalefette yarattığı şey de gerçekten karşılığını buluyor. Yani biz de zaman zaman ya bu meclisin bir işlevi yok duygusuna kapılıyoruz. Şöyle formüle edelim derim ben. Meclis bir mücadele alanı. Yani Türkiye'yi bir tek adam zihniyetiyle, bir saray merkezli yönetmeye çalışanlara karşı hayatın her alanında verdiğimiz mücadele gibi mecliste de mücadele etmemiz gerekiyor. O günkü konuşmamda da esas olarak bunu söylemeye çalıştım zaten. Yani şöyle bir iddiamız hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Türkiye halklarının gerçek çıkarları bu parlamentodan çıkacak mükemmel yasalarla savunulabilecek. Böyle bir anlayışa sahip değiliz. Tam tersine parlamentonun ancak ve ancak sokakta toplumsal mücadele içerisinde yükselen bir hareketin yansıtılabileceği bir alan olabileceği ve karşılıklı olarak hani parlamento içindeki muhalefetle sokak muhalefetinin birbirini desteklediği ölçüde anlam kazanabileceğini düşünüyoruz. Şöyle özetleyeyim. Meclisi işlevsizleştirmeye çalışıyorlar. Buna karşı meclisin tarihsel temellerine ta 1700'lü yıllardan bu yana parlamentolar tarihine dayanarak biz de orada bir teşhir faaliyeti yürütüyoruz. Bir mücadele yürütüyoruz. Bütün konuşmalarımızın parlamentodaki yasal yasama süreçlerindeki muhalefetimizin temeli de budur. Halkın, emekçilerin, yoksulların hani abartmayalım toplumun %99'unun çıkarlarını savunan bir parlamento yok ortada. Bu %99'u yok sayan bir parlamento var ortada.
Ama bunun için kavga etmek gerekiyor. Bunun için sokakta sürdürülen mücadeleyi, yoldaşlarımızın, halkımızın alanlarda verdiği kavgayı parlamento kürsüsüne de taşımak gerekiyor. Peki şu yaşadığımız günlere dönersek Sayın Başkan, Türkiye'nin en kritik sorunu sizce meclisten bakan biri olarak nedir? Bunu söyleyebilir misiniz? Yoksa bütün parçalar birbirine geçmiş, her şey sorun mu? Ya tabii ki son kertede ortada bir bütünlük var ve ben bu bütünlüğün temelinde sarayda simgelenen, bugün sarayda simgelenen bir patron diktatörlüğünün, bir sermaye diktatörlüğünün olduğunu düşünüyorum. Ya Türkiye'deki hani siyasal düzen tepe taklak döndürülmüş durumda. Yukarıda küçük bir azınlık, toplumun çalışan, üreten, alın teri döken milyonlarının sırtına binmiş durumda. Temel problem bu. Ve yapılması gereken de işte tam da bu piramidi tersine çevirmek. Üretenlerin yönetebileceği, söz, yetki ve karar hakkının tümüyle emekçi halkta olacağı yeni bir sistemin inşası gerekiyor. Bu bütünlüğü emin olun her tartışmada yeniden görüyoruz. Yani işte 23 Nisan tartışmasında bunu gördük. Ondan önce korona günleri başladığından bu yana parlamentoda sadece ve sadece patronlara dönük bir takım yasal düzenlemeler yapılmasını gördük. İnfaz yasasındaki o büyük adaletsizlikte insafsız bir infaz yasası geçti parlamentoda. Onu gördük. Onun hemen biraz gerisine gidelim, bütçe tartışmaları. Yani 2020 yılı bütçesinin oluşum sürecine baktığımız zaman tam anlamıyla yoksuldan alıp zengine veren bir bütçe planlaması yaptı iktidar. Dolayısıyla Türkiye'deki siyasal sistemin temel problemi şudur. Bir avuç para babasının, zenginin, sermaye sahibinin ve onları siyaset alanında temsil eden küçük bir azınlığın korunmasını merkeze alan, bunun dışında gençleri, kadınları, Kürtleri, Alevileri, emeğiyle alın teriyle yaşayan milyonları ise olabildiğince siyaset alanının dışına itmeye çalışan, işte 4 yılda bir, 5 yılda bir seçim geldiğinde bizim size sunduğumuz seçenekler arasından bir tanesini tercih ederseniz size vatandaş muamelesi yaparız diyen bir siyasal düzen kurulmuş durumda Türkiye'de. O yüzden biz köklü bir alt üst oluşun ve büyük bir dönüşümün, bir devrimin ancak Türkiye'de süreci emekçiler lehine dönüştürebileceğine inanıyoruz. Peki tam da bu noktada şunu sorayım. Kimileri toplum çok dinamik diyor. Kimileri ise üzerine ölü toprağa serilmiş. Artık bu saatten sonra çok zor dönüşüm diyor. Sokakta olan, meclisten çok sokakta olan biri olarak ne görüyorsun? Bence Türkiye toplumu umut veren bir noktada, bunu söyleyeyim. Asla umutsuzluğa düşmemize gerek olmadığı kanaatindeyim. Hani çok daha eskilere gidebiliriz ama yakın dönem açısından Gezi'yi bir milat alabileceğimizi düşünüyorum. Yani mesela benzer tartışmaları hemen Gezi direnişinin 3 ay öncesinde, hatta belki 15 gün öncesinde de gidersek yaparız. Yani Gezi'den 15 gün önce artık Türkiye toplum bir daha ayağa kalkmaz diyen pek çok dostumuz, arkadaşımız bile vardı. Umutsuz olmamak gerekir diyorduk. Umutsuz olmamak gerektiği Gezi'de ispatlandı. Şimdi kritik mesele bence şu ama. Tabii toplumsal mücadeleler birbirini tekrar etmemekle beraber biriktirerek ilerliyor. Şimdi mesela Gezi direnişine bakıyoruz. Onun arkasından diyelim ki 7 Haziran sürecini hatırlayabiliriz. O HDP'nin barajı yıkmasına giden süreci hatırlayabiliriz. Ondan 1 Kasım'a giden süreç, evet, çok önemliydi az önce söylediğiniz gibi. O dönemde iktidar Türkiye tarihinin büyük katliamlarını yaparak ancak ayakta kalabildi. Bunu unutmamamız gerekiyor. Arkasından o kadar büyük bir yıkım yaşadık ki, işte Suruç katliamı, Ankara katliamı ile beraber Türkiye'de sokaklarda IŞİD terörünün esmeye başladığı, bombaların patladığı bir dönem. Ama arkasından yine işte referandumda hayır sesi o kadar güçlü, o kadar büyük çıktı ki ancak çalarak, çırparak seçim hileleriyle bu yeni sisteme geçişi sağlayabildiler. Ve nihayetinde işte en son yerel seçimde de halk yeniden aslında bu iktidar karşısında kendi ittifakını sağlayarak dinamizmini gösterdi. Ben şunun hiç atlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun çok geniş kesimleri 18-19 yıldır, bakın bu gerçekten hani bazen böyle kendimizi övüyor muyuz falan diye tereddüt ediyorum ama gerçekleri söylemekten kaçınmamak gerekir.
Dünyada 18-19 yıldır bu kadar muazzam bir para gücüne, bu kadar büyük bir uluslararası desteğe, bu kadar askeri şiddete, kuvvete, devletin bütün olanaklarına sahip, işte medyayı tümüyle ambargo altına almış, yargı tümüyle eline geçmiş bir iktidara karşı böylesine bir direnç gösteren bir halk var mı? Bence bakmamız lazım. Yani bütün insanlık tarihi açısından söylüyorum. Yani 19 yıldır insanların üzerindeki baskı, şiddet, terör bir gün olsun azalmadı. Ama siz ne yaparsanız yapın, biz size teslim olmayacağız diyen milyonlarca insandan söz edebiliyoruz hala. Bu bence son derece önemli. Bizim zaten hala mücadelenin bu kadar şiddetli devam ediyor olmasının da esas kuvveti oradan geliyor. İnsanlar belki işte birileri yazıyor, birileri konuşuyor, az sayıda insan falan gibi görüyor. Ama o enerjiyi veren, o gücü veren, o morali veren, o kavga azmini veren aslında Türkiye halklarının o teslim olmama iradesi. Ben bunun tüketilemeyeceğini düşünüyorum ve her geçen gün de büyüyor. Bakın şimdi mesela korona gibi tüm dünyanın yaşadığı büyük bir salgın, bu aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir krize de dönüşmüş durumda. Yani mesela sadece sağlıkla ilgili bir şüphesiz, sorun değil. Şüphesiz, evet. Şimdi aynı enerji, yani o Gezi'den gelen işte hayır kavgasını veren, en son yerel seçimlerde AKP'ye büyük bir tokat atan o aynı enerji ne yapıyor şimdi? Neredeyse sokak sokak, mahalle mahalle kendi dayanışma ağlarını örgütlüyor ve işte maskelerini de kendileri üretiyorlar, siperliklerini de üretiyorlar, işte kolonyalar üretiyorlar. Yani ihtiyaç sahiplerine koliler hazırlanıyor, veriyor. Ortada bir devlet desteği olmamasına rağmen pek çok ilde ve ilçede aynı enerji bu sefer yine kol kola girmiş, omuz omuza girmiş ve koronavirüse ve koronavirüsü bahane eden iktidara karşı halkın mücadelesi devam ediyor. Ben Türkiye'de çok büyük bir enerji olduğunu düşünüyorum. Meselemiz bu enerjinin siyasal alana da taşınması. Biraz önce sözünü ettiğimiz o bozuk siyasal düzen diyelim ona, Türkiye'deki hakim siyasal düzen aslında o gerçek kuvveti üreten, yaratan, Türkiye'yi sırtında taşıyan milyonları siyaset alanının içerisine sokmamak için çeşitli bariyerler kurmuş. Şimdi biz o bariyerleri kırıp o büyük kuvveti, merkez siyaseti değiştirecek bir özne haline getirebilirsek bu iktidardan kurtulmak bence çok zor bir iş değil. Esas mesele bu iktidarı devirdikten sonra Türkiye'nin yeniden kurulması sorumluluğu. Biz yavaş yavaş ufkumuzu oraya doğru da çevirmiş durumdayız artık. Yani bundan belki 2 yıl önce AKP'den kurtulmayı tartışıyorduk. Şimdi AKP'den kurtulacağımız artık gözüküyor. Ve bunun sonrasında nasıl bir Türkiye sorusuna yavaş yavaş yanıtlar üretmeye çalışıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Görüşmek dileğiyle iyi akşamlar dilerim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Evet, sosyalistlerde, komünistlerde umut oluyor ve gerçekten de politik olarak da doğru bir çizgiye oturttu Sayın Erkan Baş. Dinamizmi gördük, mahalle örgütlerinin dayanışmasını gördük dedi. Belki de en önemli ifadelerinden biri AKP gidiyor. Bundan sonra bizim hazırlanmamız gereken nokta ne olacak? Onlar gittikten sonra noktası olacak dedi. Gayet bu karamsar günler açısından gayet olumlu bir konuşma olarak değerlendiriyorum. Sayın Tarık Balyalı'nın konuşması da keza öyleydi. Hadi umutla kapatalım. Bu günleri her şeye rağmen aşacağız. İyi akşamlar.